Merhaba sevgili Akrepler, 24-30 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili Akrepler, bu haftaya Güneş Neptün arasındaki kare açının etkisiyle başlayacağız. 24 Kasım ve 25 Kasım'da etkili olabilir. Güneş Neptün kareleri sanatsal olarak yaratıcılığı arttıran e, sezgilerde güçlenmeye neden olan ruhsal konularda başarıyı arttıran bir açıdır. Ancak bunun yanı sıra bazen fazla hayal kurmaya neden olabilir ve bu da aldanmalara, gerçeklerden kaçmaya, günlük hayatımızda belirsizliklere Kararsızlıklara neden olabilir. Ee, sizin özellikle 5. E, evinizde ilerleyen e, Neptün ve 2. evinizdeki Yay burcundaki Güneş arasındaki bu etkileşim e, parasal konularda bazı ufak tefek aldanışlara e, neden olabilir. Küçük kayıplar söz konusu olabilir. E, bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. E, çocuklarınızla ilgili konular e, veya e, sosyal hayatınızda sanatla ilgili konularda bazı harcamalar söz konusu olabilir. Bu da beklentilerinizin üzerinde olabilir ya da beklediğiniz gelirlerde bazı aldanışlar söz konusu olabilir. Kararsızlıklara ve belirsizliklere karşı dikkat etmek gerekiyor sevgili akrepler. 25 Kasım'da Merkür-Satürn kavuşumu sizin burcunuzda olacak. Bu da sizin biraz daha ciddi ve kararlı düşünceler içerisinde olmanıza neden oluyor. E bu ciddi ve kararlı düşüncelerle belki de e, hayali e, adımlar atmakta e, çekine hayali adımlar atmaktan çekinebilirsiniz ve kontrolünüz güçlenebilir. Merkür-Satürn kavuşumu biraz da ciddi düşünceler sıkıntı ve karamsarlık da yaratabilir. Özellikle geleceğinizle ilgili ve maddi konulardaki düşünceler bazı anlaşmalar, konuşmalar, sözleşmeler gibi kavramları işle ilgili konularda, ortaklıklarla ilgili konularda gündeme getirebilir. 25 Kasım'da Başak Burcu'nda son dördün oluşacak sevgili akrepler. Özellikle arkadaşlıklar, sosyal faaliyet, yine projeler, ortaklaşa yapılan çalışmalar, iş yerinizden gelebilecek bazı gelirler beklediğiniz gelirlerle ilgili konularda yine karışıklığa sebep olabilir. Çünkü Başak burcu Ay Başak Burcundayken Balık Burcundaki Neptünle karşıt açıda olacak. Bu da beklediğiniz gelirlerde bazı karışıklıklara ya da belirsizliklere neden olabilir. Ya da şu anda görmekte zorlandığınız kavramlar oluşabilir. Ancak önümüzdeki günlerde bu etkiler dağıldığında daha net bir şekilde görebileceksiniz içinde olduğunuz durumu. 28 Kasım'da Venüs Jüpiter karşıtlığı özellikle günlük hayatınızda iletişimlerde Venüs'ün Oğlak Burcu'ndaki seyri karşınıza güzel teklifler çıkarabilir, bazı seyahatler gündeme getirebilir, yakın çevrenizde ilişkilerde daha sıcak etkileşimlere neden olabilir. Bu dönemde Venüs Jüpiter karşıtlığı bu etkileri biraz daha arttıracak gibi görünüyor. Yurt dışı ile ilgili konular iletişim konuları, akraba ilişkileriniz biraz yoğunlaşabilir. O konulara enerjinizi biraz daha yöneltebilirsiniz. Harcamalara dikkat etmeniz gerekiyor. İştahınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Venüs Jüpiter karşılığında zevklere aşırı düşkünlük söz konusu olabilir. 30 Kasım'da gökyüzünde ateş grubu arasında güzel bir üçgen açı var. Yay burcundaki güneş ve koç burcundaki Uranüs arasındaki üçgen açı biraz daha bireysel, biraz daha orijinal, yaratıcı ve özgür enerjiler veriyor. Ee, sizin için sevgili akrepler e, özellikle iş hayatınızda, e, çalıştığınız ortamda veya günlük hayatınızda yaptığınız faaliyetlerden gelebilecek gelirlerle ilgili konularda bazı sürpriz fırsatlar karşınıza çıkabilir. Belki beklemediğiniz, unuttuğunuz bir gelir gelebilir veya size yardımcı olabilecek bir kişi iş hayatınızda veya günlük hayatınızda sürpriz bir şekilde karşınıza çıkabilir. Bu da sizi bir şekilde heyecanlandıracak ve temponuzu arttıracaktır. Evet sevgili akrepler hafta içerisinde günlük etkileri daha detaylı takip edebilmek için günlük burç yorumlarımızı izleyebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.